Merhaba sevgili gençler, bugünkü dersimizde 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlanacağız. Yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki beğen butonuna basarak kanalımıza destekte olabilirsiniz. Büyük kitap çekilişimizin tanıtım videosunu arkadaşlar hafta içi yayınlamaya çalışacağım, onu da kaçırmayın. Özellikle 8. sınıfların bu kitap çekilişinde kitap kazanmasını çok istiyorum arkadaşlar. TEOG deneme setleri de kazanabilirsiniz. O açıdan takipte olun arkadaşlar. Videomuz yine geçen dönem hazırladığımız sınav hazırlık videoları gibi olacak. Size özel bir sınav hazırladım arkadaşlar yine. Siz bir garip matematik ortaokulu öğrencilerisiniz demiştik. Bu sınavı çözerken normal okulda girdiğiniz ciddiyetle çözmeye çalışın arkadaşlar. Bakalım kaç puan alacaksınız. Ben her sorudan sonra yine her zamanki gibi videoya 5 saniye ara vereceğim. Siz kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Evet, hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar konuları sizin geçen hazırladığım videonun altına yaptığınız yorumlara göre belirledim. Eğim konusundan geri doğru gidiyoruz şimdi birlikte. İlk sorumuz eğimle ilgili, denklemlerin eğimleri bulmakla ilgili. Denklemlerin eğimini bulmanın kuralı şu arkadaşlar. Y yalnız kalacak. X'in katsayısı bize cevap verecek. İlk denkleme bakıyorum. Y eşittir 2x artı 5. Burada zaten Y yalnız. Hemen X'in önündeki sayıyı yani 2'yi eğim olarak alıyoruz. Eğimimizin değeri 2'ymiş. Buradaki sabit terimin arkadaşlar hiçbir katkısı yok. Hiç kafanızı karıştırmasın. Aynı şekilde şurada da arkadaşlar şu 12 sabit terim. Bunun da hiç bize etkisi yok. Bizi ilgilendiren X ve Y'nin katsayıları. Geldim ikinciye, bakın ne yapıyoruz? Y'yi yalnız bırakacağız. Aşağıya tekrar yazayım. Y'yi yalnız bırakacağım. Fakat negatif olmasın diye 2y'yi karşıya gönderelim. 12'yi bu tarafa alalım. Ne olur? 3x eksi 12 eşittir 2y. Artı olarak geçti. Şimdi her iki tarafı 2'ye böleceğim arkadaşlar. Çünkü bu 2'den kurtulmam lazım. Ne olur? 3 bölü 2x 12 bölü 2 eşittir y oldu. Bakın y yalnız kaldı. Sabit terim beni ilgilendirmiyor. O zaman x'in katsayısına bakacağım. X'in önünde ne var arkadaşlar? 3 bölü 2. Eğimimiz 3 bölü 2 çıkıyor. Burada yazan şu kural size yeterli arkadaşlar. İkinci soruda da şekillerin ve grafiklerin eğimlerini nasıl bulunur onu anlatmak için size bir soru sordum arkadaşlar. Hemen birinciye başlayalım. Kuralımız çok basit. Eğim eşittir dikey bölü yatay. Dikey burası, yatay burası. Hemen yazalım. Dikeyimizin uzunluğu 2 metre, yatayımız 3 metre. O zaman eğim 2 bölü 3 çıkıyor. Grafiklerde de kural aynı arkadaşlar. Yine dikey bölü yatay. Bakın unutmayın. Dikey bölü yatay. Y bölü x de diyebilirsiniz. Fakat grafiklerde unutmamamız gereken bir durum var arkadaşlar. Eğer eğim sağa ise pozitif, sola ise negatif. Yani şurayı düz düşünüyorsunuz. Ne tarafa doğru yatmış? Sola doğru yattığı için eksi olarak alacağız. Tamam, burasını yazdık. Burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir kuraldı arkadaşlar. Buradaki sayıların negatif pozitif olması bizi ilgilendirmiyor. Biz mesafelerle ilgileniyoruz. Dikeyimiz şurası kaç birim? 6 birim. Eksi 6'ya diye düşünmeyin arkadaşlar. 6 birim. Burası 2 birim. Yatayımız 2. O zaman 6 bölü 2 sola yatık olduğu için de eksi yazıyorsunuz arkadaşlar. 6 bölü 2 eşittir eksi 3 arkadaşlar. 6 bölü 2 de 3 yapar. Eğimimiz eksi 3 çıktı. Doğrusal denklem sistemiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Biz denklemleri daha çok yok etme yöntemiyle çözüyorduk arkadaşlar. Verilenlerden birini yok etmemiz gerekiyor. Soruyu aşağı alıyorum, orada çözelim arkadaşlar. Ne yapacağım? X ya da y'ni yok etmem gerekiyor. Bu da eksi y ve 2y olduğu için y'ler daha kolay gider. Onun için üstteki denklemi 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam arkadaşlar ne olacak? 4x eksi 2y eşittir 18 oldu. Bakın hepsini 2 ile çarpıyoruz. 9 da 2 ile çarp. Daha sonra taraf tarafa topluyoruz. Bakın buradaki eksi 2'yi artı 2'yi götürecek ne kaldı bana? 4x artı x 5x. Karşısı 18 artı 7'den 25. Şimdi 5'e bölüyorum ve x'i bulduk. Bize her ikisini soruyor arkadaşlar. Çözüm kümesi demek x ve y'yi bul demekti. X'i bulduktan sonra bu denklemlerden birini alıyoruz. X'i yerine yazıyoruz. İkinci denklem artılı olduğu için onu alayım. X'i yerine yazıyorum. Bakın buraya 5 yazıyorum. 5 artı 2y 7'dir. 5 karşıya nasıl geçer? Eksi olarak. 7'den 5 çıkar 2. 2y. 2 ise y'de 1 çıkar arkadaşlar. Bu değeri de 1 sağlıyor. Cevabımızı 5'e 1 noktası olarak bulduk. Dördüncü sorumuz doğrusal denklem sistemleri ile ilgili arkadaşlar. En sık gelen soru tarzımız bu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir çiftlikteki ineklerle tavukların sayıları toplamı 25. Ve bu hayvanların ayaklarının sayıları toplamı 70 ise bu çiftlikte kaç inek, kaç tavuk var? Her ikisinin sayısını soruyor arkadaşlar. Bu tarz soruları çözerken arkadaşlar değişkenlere isim veriyoruz. İnekler x, tavuklara y diyelim. Şimdi buna bakarak denklemi kuracağız. İlk cümlemize bakıyoruz. İneklerle tavukların sayıları toplamı 25. Yani x ile y'nin toplamı 25'miş. Yazdık. Ayak sayılarına geldik, 70'miş.
İneklerin 4, tavukların 2 ayağı olduğunu düşünürseniz 4x artı 2y eşittir 70 oldu. Her ineğe 4 ayak koyarsak 4x tane ayak olur. Aynı şekilde y'yi de bulduk. Şimdi yok etmem gerekiyor. Hangisini yok edelim? Her ikisini soruyor zaten, fark etmez. Buradaki y'yi yok edersem daha kolay çözülür arkadaşlar. Onun için üst taraftaki denklemi eksi 2 ile çarpacağım. Ne olur? Eksi 2x eksi 2y eksi 50. Bakın 25'i de çarpıyoruz, unutmayın. İkinci denklemimi aynen yazıyorum ve çizgimi çekiyorum. Toplayalım. 2y artı 2y gitti. Ne kaldı? 4x eksi 2x'ten 2x kaldı. Sayılarımız da 70'ten 50 çıkar. 20 oldu. Buradan da 22'ye böl, cevabı 10 bulduk. 10 tane inek varmış. Yerine yazıyorum ve y'yi, yani tavuk sayısını da 15 olarak buluyoruz. 10 inek, 15 tavukmuş. Beşinci sorumuz bir bilinmeyenli denklemler konusuyla ilgili arkadaşlar. Biraz zor bir soru seçtim arkadaşlar. Rasyonel denklemlerden çözeceğiz. Başlayalım. Rasyonel denklemleri çözerken arkadaşlar öncelikle rasyonel sayılardaki gibi işlem yapıyoruz. Toplama işlemi var. Payda eşitleyeceğim. 4, 5 ve bunun paydası da arkadaşlar 1'dir. Yazılmadığı için 1 kabul ediyoruz. 4, 5 ve 1'i 20'de eşitleyebilirsiniz. Burayı 5 ile, burayı 4 ile, burayı da 20 ile çarpacağım, paydası 1 olduğu için. 5 ile x artı 3 çarpıyorum. 5x artı 15 oluyor. 4 ile çarpıyorum. 4x artı 4 bölü 20. 20 çarpı 5 100. 100 bölü 20. Paydalarımız eşitlendiği durumlarda ne yapıyorduk rasyonel denklemlerde? Tamamını çiziyorduk. Sildim. Yukarıda kalanları yazıyorum. 5x artı 15. 4x artı 4 eşittir 100. Şimdi aynı olanları toplayayım. 5x burada, 4x de burada, 9x. 15 artı 4, 19. 9x artı 19 eşittir 100. 19'u karşıya yolla eksi olarak 9x eşittir 81. 9'a böl, x eşittir 9 cevabını bulduk. Denklemimizin cevabı 9'muş. Altıncı sorumuz eşitlik benzerlikle ilgili bir soru arkadaşlar. Buna temel benzerlik üçgeni deniyordu. Daha farklı soru tarzları da çözmüştük arkadaşlar. Eşitlik ve benzerlikle ilgili konu anlatım ve çözüm örnekler yapmıştım. Açıklama kısmına büyük ihtimal linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Orada bütün soru tiplerinden birçok örnek çözdük. Hemen bakalım arkadaşlar. Buna ben Fiskiye yöntemi denen bir yöntemle çözdük arkadaşlar. Tepe noktasından 5'in tamamına, AE'nin tamamına, ortadaki çizginin alttaki çizgiye oranı. Bu şekilde bir benzerlik kurduğunuzda bütün eksikleri, cevaplarını bulabiliyorsunuz. Şimdi benzerlik oranımızı kuralım. 5'in tamamına, yani 5'in 10'a oranı, x'in 12'ye oranı şeklinde kurabilirsiniz. 5 bölü 10 eşittir x bölü 12. Bakın bu tarafla işimiz yok. Çünkü bize x'i soruyor. 5 çarpı 12, 10 çarpı x'e eşit. 5 kere 12 60, 10x eşittir 60 yapar. 10'a böl 6 cevabını buluyoruz. Çarpanlar ayrımı ile ilgili bir soru. Bu çarpanlar ayrımını nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Son terimden yararlanarak. Cebirsel ifademi aşağı alıyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? En baştakini çarpanlarına ayırıyorduk. X ve X. 36'yı da çarpanlarına ayırıyorduk. Öyle bir ayırıyorduk ki arkadaşlar, çarpımları 36, toplamları eksi 12 olsun. Bakın 6 kere 6 diyebilirsiniz. 6 kere 6 36. Doğru. 6 6 da 12 yapar ama artı 12 yapar. Buranın eksi 12 olması için her ikisini eksi alıyorum. Deneyelim. Eksi 6 çarpı eksi 6 eksi eksi artı yapar. Şartımızı sağladı. Ya da şöyle deniyorsunuz daha karmaşık sorularda arkadaşlar. Çapraz dene, düz al. Ne demek? X çarpı eksi 6 eksi 6 x burada. Eksi 6 x burada. Topla eksi 12 x. Bakın. Çapraz dene, düz al. Çapraz denedik oldu. O zaman düz alalım. X eksi 6 x eksi 6 olarak alıyoruz. Burada her ikisi aynı olduğu için arkadaşlar problem olmadı. Bazen burada mesela sayı farklı olabiliyor, bunun kat sayısı olabiliyor. Bu durumlarda çapraz dene, düz al yöntemini kullanmak zorundayız. Özdeşiklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Hemen x kare eksi 9'u gördüğümüzde aklımıza ne geliyor? 2 kare farkı geliyor. X kareden 9'u, yani 3'ün karesini çıkarmış. Bu durumlarda ne yapıyorduk? Bir pozitif, bir negatif. Yazıyorum. X eksi 3, x artı 3. Soruda bana ne vermiş arkadaşlar x kare eksi 9'un değerini? X eksi 3, x artı a. Buradan a'nın hemen 3 olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız B şıkkı. 2 kare farkı ve tam kare özdeşiklerini unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli özdeşiklerimiz. Mesela bir önceki soruda tam kare özdeşliğiyle de çözülebiliyordu. Dokuzuncu sorumuzda yine cebirsel ifadelerle ilgili arkadaşlar. Bize dikdörtgenin alanını soruyor. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman ben de x artı 2 ile 3 eksi 2 eksi çarpacağım. Aşağı alıyorum, çarpalım. Çarparken dağıtma özelliği kullanıyorduk arkadaşlar. Çarpıyor sırayla. 3 kere x, 3x.
3 kere 2 6 yazdık. Geliyorum eksi 2x'e. Eksi 2x çarpı x eksi 2x kare yapar. Eksi 2 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2 eksi 4 yapar. Eksi 4 x yazdık. Bitti mi? Hayır. Düzenlemem gerekiyor. Çünkü bak ışıklar düzenlenmiş. Öncelikle x kare olan öne alıyorum. Eksi 2x. Sonra x'leri alacağım. 3x burada. Eksi 4x burada. İşlem yaparsam eksi 1x. Diğer adıyla eksi x kalır. Ve 6'yı da yazıyorum. Başka sayı yok. Şıklara bakalım. Böyle bir ifade var mı? Eksi 2x ile başlayan ifade yok. Demek ki bunların yerlerini değiştirmiş arkadaşlar. Ben eksi 2x olanı arayayım. Şurada var. Başka bir de şurada var. Burası 7x demiş. Burası yanlış. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. Evet, cebirsel ifadelerde çarpma işlemiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Bu da bu sene girdi müfredata. Eskiden 7. sınıfta öğrenilen bir konuydu. Yine dağıtma özelliği kullanarak çarpacağız arkadaşlar. Yazıyorum ve çarpacağım. 2y ile 2x'i çarpacağım. 2 kere 2, 4. 4 xy. 2y ile y'yi çarpacağım. Y çarpı y, y kare yapar. 2y kare. Devam edelim. Eksi x ile 2x'i çarpacağım. Eksi 2x kare. Eksi x ile y'yi çarparsam eksi xy yapar. Yani 1xy yapar. Düzenleyelim. Kareleri öne getireceğim. Pozitif olanı öne getirelim. 2y kareye. Sonra x, y'yi de yazabilirsiniz. Bunu da yazabilirsiniz. Şıklara baktığımda kareleri başa ve sona koymuş. O zaman biz de x, y'yi ortaya koyalım. 4 tane x, y burada. 1 tane x, y burada çıkarma işlemi. O zaman azaltıyorum. 3x, y. Sonra da eksi 2x kareyi yazalım. Şıklara baktığımızda A şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Onbirinci soru, özdeşlik ve denklem arasındaki farkla ilgili çözelim hemen. Özdeşlikte ne oluyordu arkadaşlar? Her iki taraf birbirine eşit oluyordu ve bütün değerleri sağlıyordu. Denklemde ise her iki taraf aynı olmuyordu. Sadece bir sayı için doğru oluyordu. Hemen birinciye bakıyorum. 2x artı 3 eşittir 8. Zaten standart bir denklem modeli arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. 4x artı 6, 2 çarpı 2x artı 3. Bu gibi durumlarda öncelikle burayı açmam gerekiyor. Bu çarpmadan kurtulmam lazım. 2 kere 2, 4, 4x. 2 kere 3, 6, artı 6. 4x artı 6, 4x artı 6 eşit çıktı. Demek ki özdeşlikmiş. Üçüncüye geldik. Dağıtarak çözeceğim öncelikle. 2 kere x, 2x. 2 kere eksi 2, eksi 4. Buradaki artı 3x'i yazıyorum. Bakalım bu iki ifade 2x eksi 5'e eşit olacak mı? 2x burada, artı 3x burada ne yapar? 5x yapar bir defa. Buraya uymadı. Bu da denklenmiş. Geliyorum buraya. 2x eksi 5, 4x artı 6. Her iki tarafta x var ama aynı değiller arkadaşlar. Onun için buna da denklem diyoruz. On ikinci sorumuz yansıyan ve dönen şekiller arkadaşlar. Sorumuza bakıyoruz. Yalnızca bir eksene göre yansıyanı soruyor arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. Bakın A ne yapmış arkadaşlar? Yansıma olsaydı buradan 2 birim, buradan da 2 birim olması gerekiyor. Oysa bakın şurada ne yapmış? 3 birim. Büyük ihtimal bunu ne yapmış? Önce yansımasını almış, sonra bir sağa ötelemiş. Yani sağa doğru hareket etmiş. A gitti. B'ye bakıyorum. Bu yatay, bu dikey. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Sola doğru. Yani saatin tersine 90 derece döndürmüş bunu arkadaşlar büyük ihtimal. Döndürse de böyle çıkmazdı. Zaten şurada bir yere çıkardı. Burada çok yanlış bir durum var. C şıkkında arkadaşlar buradan buraya gitmek için bu şeklimizi önce şu tarafa yansıtıp sonra aşağıya yansıtmış olabilir. Ya da tam tersi aşağı yansıtıp bu tarafa yansıtmış olabilir. Hatta öteleme de içeriyor arkadaşlar. İki yansıma bir öteleme var burada. C şıkkında değil. Cevabımız D'ymiş arkadaşlar. Buradan zaten tek eksen yani X'e göre yansıma alındığı görünebiliyor. Bu soru üzerinde de diğerlerinin de görsellerini tekrar etmiş olduk. On üçüncü sorumuz koordinatların yansıma, dönme ve ötelemesi arkadaşlar. Hemen başlayalım. En zor olanı dönmeyle başlıyorum. Saat yönünde 90. Bakın pratik bir kuralımız vardı. Çözümlü örnekler videosu da hazırladım geçen gün. Onları da izleyebilirsiniz. Bol bol örnek var. Ne yapıyorduk? Önce saat yönünü belirliyoruz. Saat bu tarafa gider arkadaşlar. Bu tarafa doğru gideceği için 3 arkaya geçecek. Yani 4 önde kalacak. Yer değiştiren işaret değiştirir. Eksi 3. Olay bu. İkinciye geldim. Saatin ters yönü. Önce saatin ters yönünü belirliyorum. Saat bu tarafa doğru ters döner. O zaman ok yönünde hareket eden işaret değiştirerek öne gidecek. O zaman eksi 4 öne gelecekse artı 4 olacak. Eksi 5 aynen kalıyor. Yansıma hareketi yaparken arkadaşlar x'e göre yansıtıyorsan y değiştiriyor. Y'ye göre yansıtırsan x işaret değiştiriyor. Burada x eksenine göre yansıma demiş. O zaman y'nin işaretini değiştireceğim. Yani 3 değil eksi 3 yapıyoruz. D şıkkı yukarı 3 birim ötele. Ötelemede 4 durum vardı. Aşağı yukarı sağa sola. Aynen koordinattaki gibi hareket ediyoruz. Yukarı dediği için y'yi arttırıyorum. 3 birim arttırırsam eksi 3 0 olur.
Pisagor'la ilgili bir soru arkadaşlar. Pisagor'da özel üçgenlerle ilgili. Özel üçgenlerimizi hemen hatırlayalım arkadaşlar. En standart olanımız 3, 4, 5'ti arkadaşlar. Onu zaten unutmuyorsunuz. Sonra 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Bunları öncelikle bilmeniz sizi soruları daha kolay çözmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Hocam ben bu özel üçgenleri ezberleyemiyorum diyorsanız da buradaki normal standart Pisagor'u kullanacaksınız. 90'ın karşısı olan hipotenüsün karesi diğer karelerin toplamına eşit. Yani buraya x dersem x kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesinin denklemini çözersen buradan bulabilirsin. Nereyi soruyormuş? EC yani şu kısmı soruyor arkadaşlar. Bu kısmı verecek direkt bir denklem yok. O zaman elimdeki verileri kullanacağım öncelikle. Şu üçgenime geliyorum bakın. 3, 4 özel üçgeninden bakarsanız 5 olur. Sonra yukarıdaki üçgene bakıyorum dik üçgene. 5, 12, 13 üçgeni demek ki BC kenarının tamamı neymiş? 13'müş arkadaşlar. Bana şu parçayı sor düşün. 13'ten 5'i çıkararak bulabilirim. 13'ten 5 çıkar. Cevabı 8 olarak buluyoruz. Soruya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir isteğim olacak. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimal bu videoyu faydalı ve verimli bulduğunuz için izlemişsinizdir. Aşağıdaki beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece birkaç saniyenizi alacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sorumuz üçgende açı kenar bağlantılarıyla ilgili arkadaşlar. Burada en uzun kenarı soruyor. Bu tarz sorularda öncelikle eksik açıların değerleri bulunuyor. 70 artı 50, 120 geriye kaç derece kaldı? 60 yazıyorum. 60 ile 45 topla 105 geriye 75 derece kaldı. Açılarımızı yazdık. Sonra kenarlara isim verin arkadaşlar. İşiniz daha kolay ve daha hızlı çözülür. Sonra tek tek üçgenlerdeki harfleri sıralıyoruz. Üçgendeki kuralı uygulayacağım. Açı büyükse kenar da büyüktür. O zaman 70 derecenin karşısı C, sonra 60'ın karşısı A. Yani C, A, B yazdık. Aşağıdaki üçgene geliyorum. 75, 60, 45. En büyüğü 75 yani E. Sonra 60'ın karşısı C yazıyorum. E, C, D. Bana en uzun kenarı soruyordu. Bakıyorum. Burada C büyük, burada da E büyük arkadaşlar. Şu ikisi arasında karar vereceğim. C ile E. Şurada aşağı baktığınızda bakın ikinci eşitsizlikte E'nin C'den büyük olduğunu söylüyor. E ile C arasında kalmıştık ya. Demek ki E C'den daha büyükse en uzun kenarımız E oluyor arkadaşlar. Diğer adıyla DC kenarı. Üçgenin yardımcı elemanları ile ilgili bir soru arkadaşlar. 3 tane yardımcı elemanımız vardı. Kenar ortay, açı ortay ve yükseklik. Kenar ortay adından belli. Kenarı ortadan böler. Açı ortay açıyı böler. Yükseklikte dik inen. Yani tam 90 derece olacak şekilde inendi. Başlayalım. C'den K'ya inersem tam kenarı ortadan böler mi? Bölmez. Bakın şuradan baktığınızda bunun yükseklik olduğunu görebilirsiniz. Tam 90 derece iniyor. Geçiyorum. L'ye inelim. Biraz yukarı kaymış ama. Şurası sizce buraya eşit mi? Değil. Yanlış. M'ye inerim. Eşit gibi görünüyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare. Demek ki tam M ortasıymış. Yani kenar ortayımız M noktasıymış. N'ye inersem bu da olmuyor. Bu da açı ortay olabilir arkadaşlar. Ya da olmayabilir. Açı ortayı tam göremiyoruz. Ama cevabımızın M olduğunu anladık. Evet, bir olasılık sorusu arkadaşlar. Basit olasılık hesaplama. Geçen sene olsaydı olasılıkta bayağı canınız yanacaktı. Gerçekten geçen seneki konusu çok ağırdı. Bu sene çok problem yok. Sadece basit bir olasılık sorusu. Kuralımız çok basit. İstenen böyle hepsi. Bizden istenene bakacağız. Çarkı çevirdiğinde okun 1'e gelme olasılığı. Hemen ne diyorum? İstenen sayısını buluyorum. Çizgimi çekeyim. Kaç tane 1 var? Zaten görünüyor. 4 adet var. 4'ü yazdım. Toplam kaç sayımız var ona bakalım. Şuradan başlayalım. 5'ten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ymiş. Yazıyorum 12'yi. Hepsi de 12 tane. 4 bölü 12 mi cevap? Şıklar da yok. O zaman sadeleştir. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. 1 bölü 3 cevabına ulaşıyoruz. 5 şıkkımız doğru cevabımız. Aşağıdaki köklü sayıları kök dışına çıkarın. Çok basit bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Hemen ilk ile başlayalım. 25, 5'in karesi de dışarıya 5 diye çıkar. 8 dışarıya tam olarak çıkmıyor. O zaman parçalıyorum. Bir tam karenin çarpımı olacak şekilde parçalıyoruz. Ne yapıyoruz? 4 kere 2 olarak yazıyoruz. 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. 2 kök 2. Ondalık olanları arkadaşlar önce rasyonel olarak yazıyorduk. 9 bölü 100. 9 bölü 100'ü dışarı çıkarırsam ne olur? 9 3 diye çıkar. 100 de 10 diye çıkar. 3 bölü 10. 3 bölü 10 da ondalık olarak 0,3'tür. Bunlardan da örnekler çözmüştük. 24 yine 8 yöntemiyle çözülüyor arkadaşlar. Çarpma yöntemiyle. 24 tam kare olan bir sayının çarpımı olursa ne olur? 4 kere 6 olur. Buradan 4'ü dışarıya 2 olarak çıkarırım. 2 kök 6.
169 kimin karesi? 13'ün karesidir. Tam kare sayıları unutmayın arkadaşlar. Bunu ezbere bilmek çok önemli. Size çok zaman kazandıracaktır. Bu soruda da üstü sayıları hatırlayacağız arkadaşlar. Bu sorumuzda 5 puan. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Üstü sayılarda çarpma işlemi. Altlar aynı ise üstler toplanır. Yine ikinci soru. Altlar aynı üstler toplanır. 3 artı 2, 5, 4 daha 9. 4 üzeri 9. Bu soruyu neden aynısını sordum? Bazen bu sorularda 2'nin kuvveti olarak sorabiliyor. Yani üstün üstünü kullanmamız gerekecek burada. 4'ün yerine arkadaşlar 2'nin karesi yazıyorum. Çünkü 2'nin karesidir. Sonra da 2 ile 9'u çarpıyorum. 2 üzeri 18 cevabına ulaşıyoruz. Bazen çünkü çok işlemli sorularda böyle 4 veriyor. Sizin onu 2'ye çevirmeniz gerekebiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. C şıkkı bölme işlemi. Altlar aynı ise üstler çıkarılır. 9'dan 3 çıkar. 6. D şıkkımız bir bölme işlemi fakat bu sefer üstler aynı. Üstleri aynı ise arkadaşlar normal altları işlem yapıyorsunuz. Aynı şey yapıyorsun. Yani 10 bölü 2 yapıyorum. 10'u 2'ye böl. 5 üzeri 4 çıktı. Son sorumuzda negatif kuvvet arkadaşlar. Yukarısı negatif olursa sayı ters döner. 5'in karesi 25'tir. Ters çevirsem 1 bölü 25 oluyor cevabımız. Bir sınavımız daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç puan aldığınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca konu isteklerinizi ve önerilerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızı yaparak bize geri dönüş yaparsanız çok seviniriz. Şimdi ekranda bir logo göreceksiniz. Logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Ve her zaman gibi sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın. Ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.